Efendim hayırlı günler olsun inşallah. Arabi'nin hikayesiyle inşallah devam ediyoruz. Bence Mesnevi'nin en önemli hikayelerinden biri. Şimdi gördüğünüz gibi hikayede bir nefsin hakimiyetini, bir aklın hakimiyetini, aslında bizim her gün yaşadığımız bir hayat tarzını Mevlana Hazretleri bize Arabi ve karısı olarak öğretiyor. Yani karısı nefsi temsil ediyor, Arabi aklı temsil ediyor. Her ikisinin de haklı olduğu, her ikisinin de yanlış olduğu noktalar var. Nefis daha ateşli olduğu için aklı ileri itiyor, harekete geçiriyor. Fakat hırslı olduğu için akıl onu sindiriyor. Bu şekilde her gün işimizde yaşadığımız bir sıkıntılı hali Arabi ile karısı halinde anlatmış. Ne zaman ki ikisi birleşip sükun buluyorlar, akıl ve nefs, yani kadın ve erkek, o zaman mürşit ihtiyacı beliriyor ve şöyle bir şey oluyor ki artık bir mürşide gitmeliyiz. Göreceksiniz, benim orasına bayılıyorum zaten. Hani hepimizin yaptığı bir şey, benim çok yaptığım, sizler de bir daha mükemmelsinizdir. Mürşide giderken insan kendi gönlünü bütün gönüllerin en üstünde çok kıymetli bir hediye olarak götürüyor mürşide. Yani ben mürşidime çok kıymetli bir hediye olarak kendimi götürüyorum. Böyle bir evladı olacak havasında gidiyoruz. Burada da şöyle anlatmış onu Mevlana Hazretleri. Biliyorsunuz Arabi çölde yaşar. Çöldeki en kıymetli şey sudur. Alır böyle kırbasın içine pis, bozuk bir suyu, kendi gönlümüz gibi. Onu Bağdat'ta yaşayan sultana sanki çok hiç su görmemiş gibi hediye olarak götürür. Sultan alır onun o küçücük suyunu, kirli suyunu öper, başına koyar. Hani bizi yaptığı gibi mürşidimizin, hocamızın. Sanki en kıymetli bizmişiz gibi. Fakat döndürürken, dönerlerken, Arabi dönerken, onu Basra, Bağdat'taki Dicle ve Fırat nehirlerinin üzerinden geçen bir gemiyle döndürür. Yani senin o kırıntı halindeki suyun karşılığında ben nehirlerin sahibiyim. İşte o ilmi ona verince anlar ki mürit, benim kirli suyum 5 kuruş etmez onun indinde. O öyle bir deryaların sahibi. Bundan dolayı da çok memnun olur. Hem kendi hiçliğini hisseder, hem de hocasının büyüklüğünü, o büyük hiçliğinin içindeki büyüklüğünü hisseder. Bu çok kıymetli bir hikayedir. Allah hepimize bunu anlamayı nasip etsin. Bunun şimdi çok enteresan. Bu hikayeyi farklı tarzda Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de anlatmışlar. Kur'an'da biliyorsunuz bir Musa ve Hızır hikayesi vardır. Neden Hızır'a ihtiyaç duydu Musa? Çünkü Allah ona sordu. Bu devrin alimi kim dedi? Musa da ben dedi. Ne zaman insan ben derse Allah onu bir öğretmene yollar. Ben olmadığını idrak ettirecek bir öğretmene yollar. Allah-u Azimüşşan da bu kıymetli peygamberini, aslında çok kıymetli peygamberini, buraya çok dikkatinizi çekeceğim. Hiçbir melek, Hızır da dahil, peygamber seviyesinde değildir. Yani burada öğrenci daha kıymetli. Hazreti Musa daha kıymetli. Çünkü Nebi, Resul. Ama onu bir öğretmeni yolluyor, Hızır'a yolluyor. Yani burada şu anlaşılıyor ki bazen devre devre mürit mürşidi aşar geçer gider. Bu da çok görülen bir şeydir. Ve bu aynı hadise tekrarlanıyor. Yani hiç itiraz etmeyeceksin bana değil mi diyor Hazreti Hızır. Musa da etmeyeceğim diyor. Halbuki etmeseydi Hazreti Muhammed olacaktı. Ama etti. Haklı da, çünkü daha henüz ilmel yakin seviyesini. Musevilik ilmel yakin, yani Allah'ı ilimle bilmek, görmeden. İlimle bile, şurası bilmeden, aklı bilmek seviyesinde olduğu için Hızır'ın yaptığı hikayelerin iç manasını anlamadı. Neden? Hızır gitti beraberken meğer iki yetime ait gemiyi deldi. Hani beni çok etkiliyor. Şimdi burası şu demek, bu vücut bir gemidir. İçi, bu vücut iki yetime ait bir gemidir. Hangi iki yetime? Ruh ve kalp yetimlerine ait bir gemidir. Çünkü onlar direkt Allah'tan nurlanırlar. Ruh direkt Allah'tan hiç değişmeden, üfürülerek gelir. Kalpte Allah'ın nuruyla nurlanır. Geminin sahibi onlardır.
Fakat yetim gibidirler bu alemde. Çünkü Allah'la irtibatları vücut sayesinde kesilmiştir. Sonra bu gemiyi deldi. Delince Musa itiraz etti. Dedi ki, niye garip yetimlerin gemisini deliyorsun? Bak itiraz bir dedi. Sonra bir küçük çocuğun kafasını kesti. Bu sefer iyice şaşırdı. Sen koca bir meleksin. Allah'ın yarattığının başını niye kesiyorsun dedi. Biz kendi aklımızla adalet kavramlarını incelediğimiz için. Üçüncüsünde de dedi ki gitti bir ahlaksız şehrin surunu büyüttü. Yani korumaya aldı. Şehir ahlaksız. O sur yaparak onu korumaya aldı. Sonra iç manalarını anlattı. Hazreti Musa üç kere itiraz edince Musa Hızır'a, Hızır Hazretleri iç manalarını anlattı. Birincisi dedi ki o iki yetimin gemisini deldim. Çünkü gidince korsanlar orada bekliyorlardı. Ancak delik gemileri zapt etmiyorlardı. Onun için o gemiyi deldim, kurtardım. Bu da şu demektir, mürşit bizim benlik gemimizi deler, korsan gibi olan şeytanın etkisinden bizi korur. Yani ben her şeyi biliyorum diye gittiğimiz yerde hoca pek de bir şey bilmediğimizi bize çok zarif bir şekilde anlatarak o ben kelimesini biraz deler. Deldiği zaman da o bekleyen şeytan korsanları artık bize pek dokunmaz. Ondan sonra başını kestiği çocuğun iç manası aşırı istek ve arzularımızın yavaş yavaş başını keser öğretmen. Nasıl mı? Çok güzel bir hikayesi vardır Hazreti Peygamber'in. Adamın biri gelmiş demiş ki efendim ben Müslüman olmak istiyorum. Yalan söylerim, zina yaparım, kumar oynarım, her içki içerim. Katiyen de bunları değiştirmem ama Müslüman olmak istiyorum. Peygamber demiş ki sadece yalan söylemeyi kes, diğerleri düzelir demiş. Adam şimdi peygambere de aşık olmuş, o gece kumara gidecek. Fakat ertesi gün de peygamberin huzuruna çıkacak, soracak peygamber neredeydi? İşte kumara gittim dese diyemez. Demese yalan söylemeyeceğine söz verdi, o gece kumara gitmemiş. Ertesi gece öbür tarafa gitmemiş, ertesi gün öbürünü yapmamış. Yavaş yavaş o aşırı isteklerinden kendisi kesilmiş. Niye? Sevgiliyi memnun etmek için. İşte bu ay zuhur etmiş bu çocuğun başını kesince. O çocuk diyor çünkü Hızır çok ahlaksız bir çocuktu. Bütün çevresini dinden, imandan çıkaracaktı. Ama iç manası bu. İsteklerimizin başını kesiyor öğretmen. Sonra da o ahlaksız şehrin surunu da şöyle anlatıyor Hızır. Orada bir Evliyaullah vardı. Küçük bir çocuktu. Büyüyünceye kadar onun hazinesi, mana hazinesi o toprağın altında gizlenmişti. Büyüyünceye kadar kimse almasın diye oraya duvar ektim. Bu da şu demektir. Bizim bu nefisten kurtulmuş halimiz üzerine mürşit bir duvar örer. Bir daha tekrar eski halimize dönmeyelim. İşte öğretmenin insan üzerinde yaptığı şeyler bunlardır. Ne kadar enteresan ki öğretmen bir de ben bir şey yapıyorum falan diye de çıkmaz. Böyle yavaş yavaş sizi bu haller içerisinde gezdirir. Hiçbir zamanda şu da çok önemlidir. Gerçek bir mürşit ben seni terbiye ederim demez. Çünkü terbiye edenin Allah olduğunu bilir. O sadece davet mürşididir. Allah'ın emrettiği şeyleri ona söyler. Hiç vazgeçmeden ve doğru olarak korkmadan. Mürşit korkmaz. Doğruyu söyler. Bu hikaye sonuçta böyle bir hikaye. Onun için şimdi bu bakış açısından dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Bu hikayeyi hızımda anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arabi'nin hikayesi ve Arabi ile zevcesinin fakirlikten doğan macerası beyanındadır. Arabi diye çöllerde yaşayan Araplara denir. Böyle çölde yaşayan Araplardan bir kadın bir gece kocasına dert yandı. Hadden aşırı dırıltı etti, konuştu. Aslında bu gece bir gaflet gecesiydi. İlahi hakikatten karanlıkta kalmış olmayı temsil ediyordu. Böyle gaflet gecesinde nefsin temsilcisi olan kadın, aklın mahsulü diye gösterilen kocasına çıkışıyor, onu ruhun hakikatlerinden ayırarak vücudun, nefsin ve gelecek günlerin kaygısına sürüklüyordu. Burada geçmiş ve gelecekten bahsetmek istiyorum. Geçmiş ve gelecek arasında iyi bir denge oluşturabilen insanlar ancak mesafe alabiliyorlar. Geçmiş yani korkularımız ve gelecek ümitlerimiz arasında
Hazreti Muhammed sahabilerine şöyle bir hikaye anlatıyor bir gün. Sizden önce yaşayan bir adam vardı ve 99 kişiyi öldürmüştü. Bir gün bir soru sordu. Bu alemde yaşayan en alim kişi kimdir diye. Ona bir rahibi tavsiye ettiler. O rahibe gitti. Rahibe sordu bu sefer. Acaba tövbe etsem Allah kabul eder mi beni diye. Rahip de bunun imkanı olmayacağını söyleyince rahibi de öldürdü. Böylece 100 kişiye tamamlandı. Daha sonra tekrar sordu. Bu yeryüzünün en alim kişisi kimdir diye. Bir sefer bir başka bir alimi tavsiye ettiler. Ona gitti. Alim de dedi ki seninle tövben arasında hiçbir perde olamaz dedi. Fakat sen bu yaşadığın memlekette değil, çünkü kötülükler hakim senin memleketine. Başka ibadeti olan insanların yanına gideceksin diye orayı tavsiye etti. Ve adam yola koyuldu. Fakat yolda, yarı yolda ölüm meleği geldi ve onun canını aldı. Bunun üzerine yeryüzüne rahmet ve azap melekleri indiler. Rahmet, azap meleği dedi ki bu adam hiçbir amelde bulunmadı. Ben bunu cehenneme götüreceğim. Rahmet meleği de dedi ki hayır, onun kalbi Allah'a yönelmişti dedi. Ve başka bir melek indi bunun üzerine. Bu da insan görünümündeydi. Bu hakem oldu onlara. Dedi ki bu adamın çıktığı yer ile gitmekte olduğu yer arasını ölçelim. Hangi tarafa daha yakınsa onu oraya alalım dedi. Bunun üzerine ölçtüler, baktılar ki bu adam gitmekte olduğu yere yakın. Bunun üzerine rahmet meleği canını aldı. Bu da bu hikaye de bize şunu öğretiyor. Hem Allah'ın tövbe kapısının hep açık olduğunu, hem de ona yönelmenin güzelliğini. Yani bir süre sonra herhalde onun cemali sizi çekiyor. Bir çekim gücü var. Asıl fakirlik de onun herhalde aşkından, Allah aşkından yoksun olmak. Çok doğru, çok doğru. Bir de çok güzel bir yere parmak bastın. Geçmiş ve gelecek. Aslında geçmiş yaptığımız bütün hatalar bugünümüzü hazırlıyor. Onun için o bize lütuftur. Bugün de yarınımızı hazırlıyor. Onun için yarında korku olacak bir şey yok. Ahmet Arifai Hazretleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in manası kimin kalbine inmez biliyor musun? Yarın korkusu olanların kalbine inmez diyor. Yarın korkusu. Yani yarın ne olacağım? İşten çıkarılacağım mı? Allah korusun işte param azalacak mı? Yahut eşim beni sevecek mi? Çocuğum şu olacak mı? Korkusu Kur'an-ı Kerim'in manasının kalplere inmesini engeller diyor. Öyleyse her şey için şükretmek lazım. Galiba bugün sabah da bunu konuştuk çocuklarla beraber. Az şükrediyoruz. Az şükrediyoruz. Çünkü sabah kalktığımızda böyle bir yargı var. Kendimizi en problemli görmek üzere odaklanmışız. Buna biz psikolojide, psikologlar var aramızda, kendine acıma mesabesi diyoruz. En korkunç şey insanın kendine acımasıdır. Çünkü neyimizi acıyacağız? Dünyaya gelmek kadar büyük bir lütuf olabilir mi? Allah'ı tanımak için yegane fırsat. Balık denizin içindeyken denizi bilemez. Ama denizden çıkınca o ihtiyacı anlar. Allah bizi denizin içinden çıkartarak, yani kendi mana denizinden çıkartarak ayırdı ve uzaklaştırdı. Bunun lütfunu bilmek lazım. Görebilmek, tanıyabilmek, aşık olabilmek, sevebilmek için biraz uzaklaşmak lazım. Ve o gaflet gecesinin içine girmek lazım. Gaflet gibi gözüken gecede yıldızlara bakarak yolu bulmak lazım. Onun için dırdırda, vırvırda, ilk halimizde. Mesela bana soruyorlar, ben çok kıskancım, çok üzülüyorum. Ne mutlu diyorum. Anladın demek ne mutlu diyorlar. Çünkü diyorum mücadele edecek bir şeyim var. Demin senin söylediğin gibi eğer sen Allah için sadece onunla mücadele eder de kıskançlığını gıptaya çevirmek üzere harekete geçersen, gıpta tarafına yakınsan rahmet meleği seni gıptaya alır. Yeter ki o mücadeleyi Allah sende görsün. Acaba anlatabiliyor muyum? Yoksa hiçbir mücadele yok. Adam hiç sigara içmemiş ömründe. Gelmiş diyor ki ben içki sigara içmiyorum. Allah'ın istediği gibi yaşıyorum. Ne güzel. Ama o ona bir gayret de yapmamış onu. Ezelden nasipli o da. Ona Allah şunu soracak. Benim için ne yaptın?
Nafile ne yaptın? Yani nefsini neden terk ederek Allah'a yaklaştın? İşte Allah'ın için indinde kıymetli olan bu. Senin için şunu yaptım. Bu karı koca arasında bile böyle eş diyor ki benim için neyinden vazgeçtin? Ben öyle inanırım senin sevgine diyor. O ayrı Allah'la ilişkide. Onun için bu hikaye gerçekten hepimizin hikayesi ve çok çok oturan bir hikaye. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı efendim? Buyurun, buyurun canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam bu mücadele yani nasıl bir mücadele? Çünkü ben size hep daha önce de söyledim. Allah nasip ediyor ve bütün olayları, aldığımız kararları bir mücadeleye başlayacaksak bile o başlama kararını bile geçmişte yaşadığımız olaylarla anlık bir karar veriyormuş gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığımız olaylar sayesinde alıyoruz. Yani o mücadele işte, istek mi? Hayır, hayır. Bak gene de aklımızla bunları değerlendirdik. Görüyor musun? Sabah kalktığın an ilk söyleyeceğin söz. Kendini buna alıştırmamız lazım. Bugün Allah için ne yapacağım? Bugün Allah için ne yapacağım? Çünkü sabah kalktığımızda ilk söylediğimiz söz ay gene mi pazartesi? Ya da gene mi salı? Üf, çok işim var oluyor. Halbuki kendimize ağzımızı yavaş yavaş alıştırmamız lazım. Bugün Allah için ne yaptım? Artık o mu yaptırdı, ben mi yaptırdım, onların üzerinde çok durmayacağım. Her gün lafla dahi olsa, bugün Allah'ım için ne yapacağım diye başlamalı. Bir de ne şanslıyım. Ne şanslıyım. Hiç unutmuyorum, böyle az şükrettiğimize gene emin olduğum bir zamandı. Şeye gittik, Fatih Camii'ne sabah namazına gittik. Böyle çok az şükrediyorum çocuklar diye. Ben de böyle biraz sıkkınım. Namazı kıldık, dışarı çıktık. Sağ tarafa bir baktım, kasap. Üzerinde şükür et yazıyordu. Yani o seninle irtibat kuruyor, sende bir gayret. Az şükrediyorum diye düşünmek bile bir gayret oluyor. Yani artık o mu veriyor, ben mi yapıyorum, orası önemli değil. Sen sabah kendini alıştır. Yani bugün Allah için çalışacağım. Bugün artık hiçbir şeye sıkılmamaya gayret edeceğim. Sonra sıkılsan da problem değil. İşte şu ha, şunu düşünmen bile onun indinde güzel oluyor. Artık o mu veriyor, sen mi düşünüyorsun orayı unut. Unut. Veriyorsa da yaşasın, vermiş. Şükürler olsun. Evet. Çok şükür. Evet. Veriyor ama yani... Seni buraya getirene şükürler olsun. Çok şükür. Nereden bak o kadar genç yaşta zaten zor bir mesleğim var. Ara bulup gelip iman için çalışıyorsun. Bu Allah'ın ne büyük bir lütfu. Hocam, daha açık bir şekilde kendimi ifade edeyim. Az önce bir örnek verdim. İşte adam işte kumar oynamış, işte zina yapmış, içki içmiş ve ben Müslüman olmak istiyorum demiş. Hani ben de kendi hayatıma baktığım zaman hani arkadaşlarımla kumarda oynuyordum. İşte kız arkadaşım da vardı. İçkili içiyordum. Ve hep şu mantıktaydım. Çevremdeki birçok insan da o mantıkta. Hani bunları yaparken işte bir şeyler yapmak olur mu? Hani ibadet etmek birazcık aslında sahtekarlık olmaz mı? Birilerinden insandır. Hani kendimde de böyle bir soru işareti vardı. Bir gün hani nasıl oldu bilmiyorum. Bir arkadaşımla vasıtasıyla bir kitap okudum. O kitaptan etkilendim, başka bir olay yaşadım. Derken en son kendime şu soruyu sordum. Ya benim acaba 5 vakit namaz kılmam gerekiyor mu sorusunu sordu. Aradan 3 hafta falan geçti hocam ve bir rüya gördüm. İşte her bir parmağımda bir kesik var. Rüyada aklımda bu kalıyor ve neden bilmiyorum bir bakayım anlamına dedim. Ve her bir parmak bir vakit namazı temsil ediyor. Parmaktaki kesik de onu ihmal ettiğinizi yazıyor o yazı. Bunu okudum ama başlamadım. Çünkü gene aynı düşünce vardı. Hani ya yapmalı mıyım? İşte bunları yaparken o olur mu? Hani kimi kandırıyorum gibilerine. Sonra aradan 3 hafta geçti. Başka bir arkadaşım daha aradı. Seni de bir rüyamda gördüm. Ve böyle alnımda bu sefer şimdi bir yara. Ona baktım. Onda da bu sefer yine namazınızı ihmal ediyorsunuz var. Hocam tesadüf bir arkadaş dedi ki bir başla dedi. Başka bir arkadaş. Bir başla. Sen de onları yapmaktan vazgeçme. Bir başla. Sizin söylediğiniz şeyi birebir yaşadım yani. Hani ve o güne kadar da hiç öyle bir şey yoktu aklımda. Ezeli nasip kızım. Oğlum ezeli nasibinde var. Fakat bunu hızlandırmak senin elinde. Yani o ezeli nasibinde senin bu yola gireceğin, Allah'ın yakın olacağın var.
Fakat işte boşa vakit kaybetmemek lazım. Onun için de bir gayrete giriyorsun. Yani artık orada sorgulamayı bırakacaksın. Aklı terk edeceksin. Ben ne kadar sorguladıysam o kadar Allah'tan uzaklaştım. Yani acaba bunu bana sen mi yaptırdın? Bunu benim gayretim mi? Ben kimim? Gerçekten doğru mu yaptım? Bunların hepsini alır. Boş ver, keyfini yaşa. Sen birine aşık olduğun zaman onunla yaşadıklarını sorguluyor musun? Şimdi bana bu kız güldü, biraz sonra gidecek. Acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu? O zaman sevmiyorsun demektir. Gerçekten seviyorsan sorgulamayı kaldırırsın. İşte burada Allah aşkını öyle bir hale getirmek lazım ki çok tanıyarak, çok bilerek, çok okuyarak artık hiçbir şey sorgulamadan yaşasın. Ben namazımı kılıyorum. Bugün kılabildim diye çok şükür. Bugün lütufların içindeyim yani. Bugün namazımı kılabildim. Çünkü biz bir de namazlıken yani zannediyoruz ki namaz yani o canım isteyince kılarım, istemeyince. Hayır, namaz bize lütuf, lütuf. Yani o istek olmazsa insanlar kılamıyorlar. O isteği verdiği için şükret. Geri kalanını artık düşünme. Ben mi gayret ettim? Sen mi yaptın? Boş ver. Üstelik de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Birini seçiyorsa o insanı katiyen niçin seçtiğini anlayamıyorsun. Orada beni niye seçtin diye sorgularsan hemen o seçim gidiyor. Hemen sorgulamaktan kesinlikle vazgeçeceğiz. Yaptırdığına şükredeceğiz. Bugün yapabildim. Yarın ne olacağım gene belli değil. Senin de yarın ne olacağın belli değil. Bugün yaptıklarıma şükredeyim. Benim de gayretim varsa çok şükür. O gayrete de şükür. Yoksa sen gayret ettirdiysen ona da şükür. İşte bu halde olacak. Sorgular gidecek kafana. Anlatabildim mi? Ya anlamak, tanımak ve daha çok sizle konuşmuşsunuz. Hani tanıdıkça daha çok seversin demiştiniz ya. Ben de hani tanıyabilmek adına her anda işte sorgulama ama. Sorgularsan tanıyamazsın. Sevdiğini sorgulama. Teslim ol. Tamamen teslim. Allah ayırmasın yani. O sana öğretecek. O sana tenezzül edecek. Yavaş yavaş. Vakti gelince. Birden de olmaz. Yaşınıza da çok hürmet edin. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Eğer gül diyor mevsiminden önce açarsa hemen ölür. Mevsimini beklemek lazım. Mevsimini de açsın ki o güzel kokusuyla etrafı mest etsin. Şimdi bizlerin de bir mevsimi var. Yani ben de bu mananın içinde yetiştiğim halde kaç sene sonra ancak o manayı yavaş yavaş idrak etmeye başladım. Şimdi 60 yaşındayım. Şimdi hala, daha hala açmadığımı düşünüyorum. O vaziyetteyim. Onun için hep korkuyla ümit arasında olabilmek iki kanatlı olmak ve uçmak için şart. Ama çok düşünmemek. Akıl girmemeli yani, onu söylemiş. Bu hikayede onu anlatacak. Evet. Kadın kocasına diyordu ki, ızdırabı ve yoksulluğu yalnız biz çekiyoruz. Başkaları hemen, bütün el alem sefada eğlencededir. Bizim ise ekmeğimiz yokluktur. Katığımız derttir, kaygıdır. Başkalarına imrenmektir. Bizim bir su kabımız bile yoktur. Suyumuz ise gözlerimizden boşalan yaştır. Biz gündüzleri güneşin ışığını ve sıcaklığını giyeriz. Onlara sığınırız. Geceleri ise yatağımız topraktır, yorganımız ay ışığıdır. Burada nefsi sürekli şikayet ediyor çünkü tevekkül sahibi değil. Bir filmden bahsetmek istiyorum. 1975 yapımı yabancı Oscar'ı alan bir filmden. Filmin adı Dersi Uzala, Akira Kurosawa'nın bir filmi. Filmin konusu şöyle, Sibirya'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan, bütün ailesini kaybetmiş bir avcıdan bahsediyor. Bu avcı bir gün ormana keşif için gelen Rus askerleriyle karşılaşıyor. Bu avcıyla ilk başta dalga geçiyor Rus askerleri, işte hiç kaplan öldürdün mü diyorlar. Yok diyor, ben diyor fazlasını diyor yani benim ihtiyacımdan fazlasını asla diyor öldürmem diyor. Bir süre sonra avcı onların mürşidi oluyor. Çünkü çok tevekkül sahibi bir adam. Her şeyin canlı olduğuna inanıyor. Ormanın bir ruhu olduğuna inanıyor ve onu incitmekten korkuyor. Mesela bir yağmur yağıyor, bir barınağa sığınıyorlar. Ertesi gün
O barınağı onarıyor ve komutandan ekmek ve su istiyor. Komutan da soruyor, diyor ki bu barınağa tekrar mı geleceksin? Niye ekmek ve su istiyorsun diyor. Hayır diyor, benden sonra geleceklere bunu bırakmak istiyorum diyor. Philip şunu sorguluyor. Acaba o egosunu şişiren çağdaş adam mı daha hani çağdaş? Yoksa bir ormanda tevekkül içinde yaşayan bir insan mı daha çağdaş? Bunu sorguluyor. Beni çok etkilemişti. Bu sade yaşamı, ya tabii ormanda yaşamayı da kastetmiyor bundan film. Bu sade yaşamayı kastediyor. Bu sade yaşamı Hazreti Muhammed'in hayatında da görüyorsunuz. Hazreti Ali'nin böyle bir sözü var. Diyor ki, nerede bolluk görsem diyor. Tabii bolluktan kastettiği lüks. Hemen yanı başında çiğnenmiş bir hak görmüşümdür diyor. Yine Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Diyor ki, eğer yeterince tevekkül sahibi olsaydınız diyor, sabah aç gidip akşam tok dönen kuşun rızıklandığı gibi rızıklanırdınız. Mevlana da aynen bunu söylüyor. Burası zaten hani çok güzel anlattın. Bizim deminden beri anlattığımız kısma giriyor. Bakın, nefsin ilk söylediği söz, ben çok mağdur durumdayım. Herkesten kötü durumda benim. Ve bu devamlı bunu tekrarlıyor. Yani ben en kötüyüm. Niye Allah niye adaletsiz? Bu sorular var. Çünkü hakikaten bakış açımız o kadar önemli ki öyle bakmaya odaklıyoruz kendimizi. Kötüye bakalım. En kötü benim. Bak, daha zengin yaşıyorlar. Bak, daha mutlu yaşıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Burada çok hoşuma giden bir hikaye vardır. Anneannem ve teyzem çok güzel bir hanımefendiymiş. Gerçekten olağanüstü bir güzel. Ve çok kötü evlilikler yapmış. Çok çirkin bir hanımefendi. Çok zengin biriyle evlenmiş. Anneannemle benim gül gibi kızım mahvoldu. Şu kadının yaşadıklarına bak diye üzüntü içinde. Sonra rüyasında o hanımın, o çok beğendiği, o çok şaşa içinde yaşayan hanımın evinin altında cehennemin kaynadığını görüyor. Ve bir küçücük tek odadan ibaret hocamın en yakın dostu Ömer Efendi Hazretleri'nin evinin altında da cennetin olduğunu görüyor. Ertesi gün hocama gidecek ve Kenar Fahri Hazretleri'ne anlatacak, ben böyle bir hata yaptım diye. Hocam da kapıdan anneannemi görünce, gel Şadiyeciğim, ben de en çok Ömer'in evini severim. Orada çok rahat ederim diyorum. Şimdi görüyoruz ki o huzur ve mutluluk evin şaşasıyla ya da yaşadığınız hayatla alakalı değil. İçinizde götürdüğünüz dünya ile alakalı. O dünyayı huzurlu ve mutlu hale getirmek çok önemli. Yoksa sizin elinize ne verilirse verilsin tatmin olmaz. İnanın, en zengin evde otursun. Ben bir artisti görmüştüm, eşi çok etkilemişti beni. Eşi ona çok büyük bir pırlanta almış. Dedi ki, daha büyüğü İngiltere kraliçesinde. İnanın dedi bunu ya. Dedi bunu. Çünkü o hırs bitmeyen bir hırs. Bitmeyen. Onun için insanlar zenginlikle mutlu olmazlar. Ama hırs ve kendine acımak insanı yok eder. Öyleyse sabah kalkıp eğer adaletsiz bir şey görüyorsanız hemen size verilen lütufları düşünerek mutlu olmanın yolunu aramak lazım. Ben nefsimin esiri olmayayım da nafile ibadet yapayım demek lazım. Çünkü nafile ibadet nefsinin tersine hareket etmektir. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediklerimi? Burada da kadının dırdır, yani nefsin dırdır söylenmesi bu yüzden. Tekrar tekrar söylüyorum. Psikolojik hastalıkların çoğunda kendini suçlamak var. Ben en kötüyüm. Ben el berbatım. Halbuki Allah, görüyorsunuz, 100 adamı öldürmüşü bile. Bir mürşidine gitmiş adam. Ben demiş çok kötüyüm efendim. Her türlü pislik bende var. Ben adam olmam. Mürşid de demiş ki, Hazreti Musa'dan daha mı kötüsün? Adam öldürdü, peygamber oldu demiş. Ondan daha mı kötüsün? Onun için kimin ne olacağı bilinmez. Biz bütün gücümüze devamlı senin başta anlattığın çok güzel hikayede olduğu gibi neredeyiz? Şu hikayeyi de ben çok seviyorum. Bana diyorlar ki, şu Oxford işi var şimdi ortada, işte üniversite kurulacak. Bu kadar işi yapabilmenin mümkün olduğunu düşünüyor musun diye soruyorlar bana. Ben de şu hikayeyi anlatıyorum. Hazreti Yusuf çok yakışıklı ve esir edilmiş. Bir koca karı da, bence değil, gitmiş onu satın almaya. Demişler ki, koca karısın, yaşlısın, paran yok, pulun yok. Bu dünya güzeli, esiri niye alacaksın? Ne işine yarayacak? Aa demiş, durun orada. Ben yakında öleceğim.
Allah'ın huzuruna gideceğim. Allah bana ne getirdin diyecek. Hiçbir param pulum olmadı ki hayatta. Şunu diyeceğim. Senin sevdiğini talep ettim. Başka bir şey istemem. Mesele bu. Gayret içinde olmak. Onun sevdiğini talep etmek. Onun istediğini talep etmek. Yoksa yapan, yaptıran o. Hepimiz biliyoruz. Biz sadece talepten sorumluyuz. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey? Buyurun. Nefis olduğu için konumuz aklıma takılan bir şey var epey zamandır. Her nefis ölümü tadacak diye yazılan kelime. Nefisle nefis arasındaki ilişkiye acaba... Nefisle nefis arasındaki... Evet, çok doğru. Burada her nefis ölümü tadacaktır sözü dünyadır. Kabir vücuttur. O Allah bizi yarattığı anda ölü olarak yaratır. Zaten ölü olarak yaratılıyoruz. Eğer dirilirsek ölmeden önce ölme seviyesine ulaştığımız için nefsimiz tekamül etmiş oluyor. Nefsin tekamül etmesi çok önemli. Çünkü nefsin görevi tekamül etmek ve nefisken ruh haline gelmek. Yani dirilmek. Anlatabiliyor muyum? Ölüyken dirilmek. Ruh diriltici demek. Diri demek. Diri hale geçmek lazım. Bunun için de mutlaka bir gayret içine girmek lazım. O, nefis olmak o demek. Yani bir emmare seviyesindeyken, işte bu burada anlatılan emmare seviyesi. Benim olsun. Her şey bana ait olsun seviyesinde. En iyi ben olayım. En rahat ben olayım seviyesinde. Sen iyi ol. Ben olmasam da olur. Ben her halimden mesulüm. Senin her verdiğin güzeldir. Bana sıkıntı verdiysen mutlaka sonunda bir hayır verdin. Rahatlık verdiysen sonunda sıkıntı verdin ki adam olayım diye. Diye düşünecek seviyeye çıktığı zaman nefis dirilir. Bunun adına da şöyle diyor, Hazreti İsa ve İncil'den bize öğretiyor. İki kere doğmayan melekuta giremez. İncil'den bir cümle bu. İki kere doğmayan. Birincisi bu dünyaya doğmak demek. İkincisi nefsimizin egoizmden ölüp Allah'ın manasıyla doğması demek. Yani ölmeden önce ölme seviyesine gelmek demek. Nefsin ruh haline dönmesi demek. İşte o zaman melekut yani manalar alemini idrak edecek seviyeye çıkıyoruz. Çok nefis oluyoruz ya. Anlatabiliyor. Var mı başka soru? Devam edelim. Gökteki ay tekerleğini ekmek dilimi zanneder, açlıktan ayı ekmek gibi görürüz. Elimizi dua etmek için değil, ancak gökteki ekmeği tutmak, onu kapmak için semayı kaldırırız. Burada dua... Duadaki istemekle Allah'ın rızasını istemek arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Dua ile namaz bizim aslında en samimi olduğumuz anlarımız. Yani öyle olması gerekiyor. Bunun için de Allah saf bir kalp istiyor. İşte siz Allah'ı belki somut olarak göremiyorsunuz ama bir insanın insanlığında, merhametinde bunu anlayabiliyorsunuz. Yine ben bir filmden bahsedeceğim. Krzysztof Kieslowski'nin On Dekaloğu vardır. Burada On Emir'e ele alır Tevrat'taki. Filmin konusu şöyle, materyalist bir dünya görüşü olan dahi bir bilim adamı babayla bir Katolik bir halaya sahip olan bir çocuk bir gün halasına şöyle bir soru sorar. Der ki Tanrı nedir? Halası da gel der, gel bana sarıl. Gider halasına sarılır. Şimdi ne hissediyorsun der halası. Seni çok sevdiğimi hissediyorum der. İşte Tanrı budur der. Yani bu bir samimiyettir. Allah'a inanmak, ona dua etmek, namaz. Allah bizim samimiyetimizi istiyor ve saf bir kalp istiyor. Çok doğru. Tabii burada bir şey daha var çok enteresan. Yani biz böyle şikayete başladık mı hemen dini de araya katıyoruz dikkat ederseniz. Dua bile edecek gücü bulamıyorum. Fakirim ya. Fakirim. Ellerimi bile açacak kuvvetim yok. Bana para ver ki ellerimi açayım. Şimdi Allah'ı şeye bağlamak burada. Dediğin gibi samimiyetten uzaklaşarak Allah'a da sebebe bağlamak.
Bu çok hoş bir hikayesi vardır. Hazreti Peygamber'e gelmiş gene adam. Demiş ki efendim çok fakirim. Aynen bu kadın gibi. Bana biraz para lütfet, ibadet edecek hal bulamıyorum, yemek yiyemiyorum. Peygamber demiş ki isteme. Allah biliyor da vermiyor. Vallahi ibadet edeceğim efendim filan diye anlatayım filan. Ay, o kadar çok istiyor ki biliyorsunuz mürşitler üçüncü istekten sonra sen bilirsin oğlum derler. Ve onların isteğini yerine getirirler. Hakikaten adam yavaş yavaş zengin olmaya başlıyor. Zengin oldukça namazdan kesiliyor. Önce cuma namazını bırakıyor, sonra bütün namazları bırakıyor. Çünkü işi onu o kadar oyalıyor ki. Bu sefer geliyor peygambere diyor ki, al! Ne verdiysen geri al. Bu sefer peygamber diyor ki, Allah verdiğini geri almaz. Şimdi sen bunların içinde ermeye çalış. Öyleyse maddeyle erilmez. Buna da sahip olayım, ona da sahip olayım. Ancak o şekilde imanlı olurum lafları bizim yalanlarımızı hazırladığımız kılıflardan başka bir şey değildir. Bilakis eksik olan her şey bizi Allah hatırlatır. Bizden giden, azalan, eksilen her şey bizi kendimizdeki güzelliklerden Allah'taki, hakikatimizdeki güzelliklere döndürür. Onun için şükretmek lazım. Çok şükür bizim yiyeceğimiz az ama seni düşünüyoruz Allah'ım demek lazım. Ama kadın bunu yapmadı. Bu Hazreti Yusuf suresi, bilmem bilir misiniz efendim, siz de benden iyi bilirsiniz ya. Bu sure benim için hayatımın merkezi bir suredir, Yusuf suresi. Zira bu sure nasıl insanı kamil olacağını insana öğreten bir suredir. Buradaki Yusuf, Yusuf kalbi anlatır. Yakup ruhu anlatır. Züleyha nefsi anlatır. Yusuf'un kardeşleri nefsin aşırı arzu ve isteklerini anlatırlar. Yani bize anlatır. Ve biz nefsin aşırı arzu ve istekleriyle Yusuf'umuzu kuyuda tutarız. Kalbi karartırız. Neden? Kalp aydınlanırsa Allah'la irtibat olacak. O zaman isteklerimiz azalacak. Onun için kuyuya atarız. Ancak nefis züleyhası, sizin demin buyurduğunuz gibi tekamül ederse, ben demekten var, nefis züleyhası önce nasıldır? Benim olsun Yusuf, bana ait olsun der. Ama bu ilişki gayrimeşrudur. Çünkü nefis züleyhası dünyayla evlidir. Ama bir taraftan da kalbe aşık olmuştur. O ilişki gayrimeşrudur. Ne zaman ki Züleyha tekamül eder ve nefsini bırakır, çok nefis bir hal alır, o zaman da olay şöyle olur diyor. Attar, Feridettin Attar. Züleyha çok çirkinleşmiş, yaşlanmış, her şeyden geçmiş. Allah bütün güzellikleri almış ondan. Nefisten bütün güzellikleri almış. Bir köşeye oturmuş, Yusuf'un geçmesini bekliyor. Aşkıyla Yusuf'u bekliyor. Kalbin vücuttaki aydınlığını bekliyor nefis. Yusuf oradan geçerken bu sefer nefis ah ediyor. Çünkü çok nefis olmuş nefis. Ah ediyor. Ah edince bu sefer Yusuf'un elindeki kamçı alev alıyor. Yusuf elinden kamçıyı fırlatıyor ve bu sefer Züleyha ellerini açarak diyor ki ben bir garip nefis kadın, o bir peygamber. Ama benim aşkım o kadar kuvvetli ki benim aşkımın zerresi onun elindeki kamçıya değince onu elinden attı. Bu nasıl bir hikmettir Allah'ım? Ve orada Attar demiş ki nefsin aşkı olmasa kalbin aydınlığı da yani nefis o kadar nefisleşecek ve aşk da o kadar üst seviyeye gelecek, onu yapan nefis çünkü. O zaman Hazreti Muhammed'in Allah'a aşkı olmasa hiçbirimiz Allah'ı tanıyıp bilemeyiz. Çünkü Muhammed'de de nefis var. Nefsi küllü olsa. Acaba anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla nefis önce ben der, sonra sen demeye başladığı anda çok nefis bir hal alır ve dirilir. Onu sağlamak lazım. Onun için geliyoruz buralara. Ben kendimi onun için konuşuyorum. Yani bilin ki bu konuşmalarım efendim önce kendimi adam etmek için. Yani ben önce adam olabileyim ki inşallah. Ve bir gün konuşmasam, yarım saat uzak olsam gözümün önünden bu mana uzak, ben hemen negatife dönüyorum. Onun için Allah'la irtibatın devamlı olması için devamlı o ilişki içinde olmak lazım. Ve şunu da söylemeliyim. Bir evvelsi gün birkaç arkadaş, benim Urfa'da bir konuşmam vardı. Ben Urfa'dan bir kere daha çok etkilendim. Medine gibi. Allah herkese görmeyi nasip etsin. O Balıklı Göl'ün kenarındaki Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaradan o kadar etkilendim ki
Yani 25 yaşından beri ilk defa olan bir şey oldu. Tansiyonum böyle sıfıra doğru indi. Ve muazzam halsizlik başladı vücudumda. Akşam 6.30'da da konuşmam var. Benim konuşmalarım da biliyorsunuz sırf aşk, yani başka bir şey yok. Çıktığım zaman ağlayacak haldeydim. Yani hiç halim yok. Ve daha Allah dememle birlikte o kadar muazzam bir enerji üzerime geldi ki hala devam ediyor üzerimde. Yani şunu demek istiyorum. Ne yemek, ne içmek, ne çok zevkli bir alem. Hiçbir şey vücudunuza o enerjiyi vermiyor. Yalnız Allah söz. Yalnız Allah lafzı. Ondan başka hiçbir şeyin olmadığını idrak etmek. Allah bu manadan bizleri ayırmasın inşallah. Evet. Bizim yoksulluğumuzun sonsuzluğundan karanlık tanır. Aşklarımızın ziyadeliği bizim gündüzlerimizi gece karanlığına çevirir. Biliyorsun, Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken Samiri denir bir adam çıkmış, İsrail kavmini kötü yola sevk edip haktan uzaklaştırmak ve altından yapılmış bir buzağa taptırmak istemişti. Bu yüzden Hazreti Musa'nın lanetine uğramış, insanlar arasında yaşayamaz olmuş, dağlarda, sahralarda tek başına barınmak zorunda kalmıştı. Çünkü her kim kendisine yaklaşır, ile vücuduna değerse ikisine birden bir sıtma arız olur ve her ikisi de korkunç titreyişler ve hummalar içine kalırdı. Bu yüzden herkes bu adamdan kaçardı. Kendisi de insan gördüğü zaman belki bana yaklaşır korkusuyla, bana dokunmayın diye haykırarak vahşiler gibi insanlardan uzaklaşırdı. Kenan Faik Hazretleri diyor ki, hakikati Muhammediye'yi anlamak diyor, beşeriyet ilminin üstündedir diyor. Beşeriyet ilmi diyor, anlamak, bilmek olaraktır diyor. Fakat hakikati Muhammedi tamamen haktır diyor. Yine bir felsefecinin bir sözü var, diyor ki, yüzeysel bir felsefe diyor, sizi tanımazlığa götürür. Ama derinlemesine bir felsefe diyor, Tanrı'ya götürür diyor. Bu da derinlemesine felsefeden herhalde tasavvuf kastediyor. Yani eğer biz yüzeyde kalıyorsak bu bizi la'ya götürüyor, yoktur, itiraza götürüyor. Ama tasavvuf derinlemesine bir felsefe yaşıyorsak bu bizi la ilahe illallah bütünlüğe götürüyor. Harikulade. Burada ben hiç ilgisi olmayan bir Samiri ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Sonra da şurayı belki daha iyi anlamamızı sağlar ve bizi anlatan bir hikaye. Bu Samiri gerçekten İbn-i Arabi Hazretlerinden bu. Hakikaten Hazreti Musa çıkar çıkmaz hemen halkı kandırmak için bir altından buzağı yapıyor. Altın bir kere buzağı. Yani madde. Madde hemen insanı çeker. Bir şekilde çeker. Ondan sonra da diyor ki, eğer ben bu buzağı bir kere de konuşturursam artık kimse Musa'nın yüzüne bakmaz. Bu yüzden arıyor, nasıl diriltirim bu buzağı diye, maddeyi nasıl diriltirim de insanlara etkilerim diye. Cebrail'in ayak bastığı toprağı buluyor. Cebrail nereye ayak basarsa dirilik getirdiği için, üflediği yerde, bastığı yerde oradan toprağı alıyor, geliyor, altın buzağa toprağı atıyor. Buzağı diriliyor. Ve ne diyor? Ne? Şimdi burası çok hoş bir hikaye. Yani diyor ki, sen diri bir öğretmenden diriltici kuvvetle dirilsen bile ezelinde ineksen böğden başka bir şey söyleyemeyeceksin. Dolayısıyla yani bizim de ne olduğumuzu açıklayan bir hikaye bu. Burada anlatılmak istenen maddeyi diriltmeye çalışandan bir süre sonra bütün insanlar kaçacaktır demek. Her kim bir alemde maddeyi diriltmeye çalışırsa bir süre sonra insanlar tatminsizlik hastalığına uğrayacağı için ondan kaçacaktır. O bakımdan Allah korusun ateist bilim adamı da ne kadar insanı yanlışa ve kötüye sürükler. Zavallı kendisine zarar. O yüzden ben biraz Einstein'a büyük sevgi ve meyil duyuyorum. Çünkü çok güzel söylediği bir laf var. Diyor ki, Allah zar atmaz. Bu laf beni çok etkiliyor. Kendisi bazı ilmin bir kısmını anlayamamış. Anlayamadığı zaman da sen burayı bulamadın mı demişler. Bunu bana anlamadım demiş. Çünkü vakit gelmedi anlamam için. Ama Allah hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Her şeyi planladığı için bunun da mutlaka vakti gelince ne olduğu ortaya çıkacaktır.
Öyleyse ilim adamında bile Allah'a gidelim akbul. Geri kalanı bütün insanların kaçırtıcısı, madde düşkünü, materyalist bilim adamları olur. Hepsi yok olmaya mahkumdur. İşte Nietzsche'ler la dediler, ebter oldular. İşte İzimler la dediler, ebter oldular. Yani o sure, Kevser suresindeki ebter lafı, peygamberin getirdiği manaya ters düşen her izim, her ideoloji yok olmaya mahkumdur. Soyundan kökünden kesilecektir. Ve bunu biz yaşadığımız, biz de çok şanslı bir devri yaşıyoruz. İlimle de Allah'ın aşikar olduğunu gördüğümüz bir devirde bütün bunları seyretmenin zevkini yaşıyoruz çok şükür. Var mı sormak istediğiniz? Hocam, buyurun canım. Hocam, hazır nefis konusu konuşuluyorken bir şey aklıma geldi. Öyle nefisler var ki maddeyle çok bir ilgisi yok neredeyse. Ekonomik olarak ne alabilecek, ne yiyebilecek, ne giyebilecek, ne giyebilecek. Yani hiç maddenin hiç ilgisi yok onunla. Peki şimdi bu tarz bir nefsin bir şey edinmesi, iyi yemesi, iyi giymesi ya da hayatını devam ettirecek derecede en azından bunları istemesi nefse zulüm müdür, değil midir? Yani bir de çünkü böyle bir şey var. Nefse zulüm tekamül anlamında mı kullanılıyor yoksa bedensel tekamül anlamında kullanılıyor. Şimdi Allah'ın verdiği emirler var. Mesela geçtiğim bir hadis çalıştık. Şöyle buyuruyordu Allah-u Azimüşşan. Lütfen müsriflik etmeyin. Yani etrafımıza bakarak zengin olmayın demiyor Allah. Müsriflik etmeyin diyor. Nefsin için harcama, etraf için harca diyor. Paran var ve fakir için harcıyorsan senin paran sana lütuf. Ama sen o parayı nefsin için harcıyorsan o zaman o para senin için felaket. Çünkü paradan kasıt Allah'ın Kadir ismidir. Allah'ın Kadir ismini nasıl kullandığın önemlidir. Orası önemli. Şimdi bir hikaye anlatayım size. Bu da bizi çok enteresan şaşırtıyor. Bir mürşit müridine demiş ki, git şu kulübedeki adama de ki nefsini içinden çıkart. Sonra da saraydaki adama da de ki benim için dua etsin. Mürşit istiyor. Şimdi çok şaşırmış mürit. Gitmiş kulübedeki adama, bakmış aç. Hiçbir şeysi yok. Oturuyor. Bunun ne nefsi kaldı ki demiş. Nefsi içinden çıkart dedi mürşidim. Deyince adam demiş ki vallahi mürşidin haklı. Şuraya kendimi soktum. Hala içimdeki hiçbir istek azalmadı. Bu kadar yokluğun içine, fakirliğin içine soktum. Gene de hiçbir istek azalmadı. Ha demiş adam. Gitmiş saraydakine. Mürşidim senden dua istiyor deyince. Oğlum sarayda olduğumuza bakma demiş. Bunların hepsi bize arizi. Bir dakikada vazgeçeriz. Bizim gönlümüzde Allah'tan başka hiçbir şey yok. Öyleyse kimin nerede olduğu, ne vaziyette olduğu da önemli değil. İçi önemli. Hepimiz içimizi biliyoruz. Allah bize hiçbir şey vermese böyle söyleniyoruz. Verdiği zaman kendimiz için harcıyorsak biz nefis ehliyiz demektir. Vermeyince söylenip, verince biz nefsimiz için harcıyorsak nefis ehliyiz demektir. Ama çok zengin birini görürsünüz. Süleyman peygamber olmuş. Kral, her şeyi var. Gerçi Hazreti Muhammed'e Cebrail soruyor. Allah sana soruyor ya Muhammed. Nasıl bir peygamber olmak istersin deyince ben kul ve hiçlik, yokluk peygamber olmak isterim. Kral olmak istemem diyor. İstek Hazreti Peygamber'den gelmiştir. Öyleyse yokluk her zaman daha şanstır. Bunu bilmek lazım. Acaba anlatabiliyor muyum efendim? Evet. Kadın işte biz de bu Samiri'ye döndük diyordu. Biz kaçmasak bile ister akrabamız, ister yabancımız olsun herkes bizden ülker oldu. O kadar ki kimden bir avuç mercimek isteyecek olsam beni kovuyor, bana defol oradan ey ölüm ve veba saçan diye hakaret ediyor. Şimdi ey koca sen ne biçim Arapsın? Arap'ın iftiharı gaza ve atadır. Arap savaşır ve ikramda bulunur. Sen ise Arap yazısında bir hata gibisin. Yanlış yazılan bir harf nasıl manayı bozarsa sen de Araplar için de Araplığı bozan Arap'ın yüz karısı bir adamsın. Fakat yine de bu hal böyle devam edemez. Buna bir çare bulacaksın. Burada madde ve mana arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Madde aslında madde de değerli ama manadan dolayı değer vermek maddeye önemli. Hazreti Ömer'in bir hikayesi var. Böyle rivayet ediliyor.
Hazreti Ömer Müslümanların tavaf edip öptüğü Hacer-i Esved taşı için biliyorum sen yararı da zararı da olmayan bir taşsın. Eğer Allah'ın Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim ben de seni öpmezdim diyor. Yani mana seni öptüğün için ben sana değer veriyorum. Çok güzel. Yani öptüğüm bir taş değil, hakikatini öpüyorum diyor. Çok güzel. Ya burada bir şey daha var. Sen çok iyi anlarsın. Bakın kadın negatif negatif ama aklı harekete geçirdi. Oturan aklı negatifliğiyle harekete geçirdi. İşte nefsin böyle bir görevi vardır. Negatif de olsa bir hareket yaratır. Bu çok önemlidir. Dün onu konuştuk. Benim için olayların en önemlisi Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüldüğü zaman harpte kılıcını bırakması hikayesidir. Yani bütün hadiselerin iç yüzü burada yatar. Hazreti Ali tam adamı öldürecek, kılıcı bırakır. Neden? Adam yüzüne tükürür. Tükürünce der ki, yani ben demin seni Allah için öldürecektim. Şimdi nefsim girdi araya. Nefsim için adamı öldürürsem katil olurum. Şimdi bu hadiseyi oturup düşündüğümüz zaman yani herkes adama düşman olabilir. Nasıl tükürür bir Allah sevgilisinin, Allah güzelinin yüzüne diye. Ama tükürmeseydi adam öldürülecekti. O tükürme hareketi, o çirkin hareket adamı harekete geçirdi. Hazreti Ali silahı bıraktı. Sonra adam şöyle dedi. Ya Ali, beni kılıcınla öldüremedin ama hiçliğinle, yokluğunla, edebinle öldürdün. Şimdi beni Müslüman et. Bakın negatif gözüken bir harekete geçmek, bir aktivite. Allah onu hoşlanıyor ondan. O harekete geçmek içindeki hakikatin negatif gibi de görünse, içindeki hakikatin ortaya çıkmasına sebep edilir. İşte orada ateşi parlatan negatif de olsa nefistir. Burası çok önemli. Aklı harekete geçirir. Ada olmazsa cihat olmaz. Savaşa götürür. Nefsiyle savaşa götürür. Onun için nefis çok önemli. Çok şanslıyız. Hocamın bir şiiri var. Kenar Fayaz dedim. Neden şekva bu nefsinden? Reva mı bilmemek kıymet? Hüdayi Zülcelal'dendir sana pek büyük nimet. Yani şikayet etme nefsinden. O tekamül etmek için gelmiş. Allah'ın sana bir hediyesidir. Tekamül fırsatıdır. Hareket fırsatıdır. Aktivite fırsatıdır diyor. Bunun kıymetini bilmek lazım. Ama yanlış yönde değil, doğru yönde. O bakımdan çok önemli. Evet. Gaza ne kelime? Biz daha gazaya girmeden ölmüş, öldürmüşüz. Yokluk, yoksulluk denen kılıçla başımız kesilmiş. Burada Hazreti Muhammed'in yine bir sözü aklımıza geliyor. Tebük savaşı sonrası küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. O büyük cihatta nefsimizle mücadeledir. Peki neden fakirlikle ya da başka bir şeyle imtihan oluyoruz? Çünkü böyle şeylerin sarsıcı bir etkisi var. Yani kafamızdaki o kategorileri, bütün kalıpları yıkılıyor. Ne kadar acıdan bahsetseniz de siz bu konunuzu buraya çarpmadan onu hissedemiyorsunuz. Acıların sarsıcı bir etkisi var. Evet. Çok. Mutasavvıfların çok mühim, bakın burada çok mühim bir şey söyleyeceğim. Mutasavvıfların çok mühim bir lafı var. Buyuruyorlar ki, evlat kaybeden annelerle aniden fakirleşen insanlar için Kevser suresi inmiştir. Ve onların mürşidi direkt peygamberdir. Bunun anlamı nedir? Siz acı çektiğiniz zaman, bunlar ikisi de büyük acı. Yani her şeyinizi kaybediyorsunuz bir lütuf. Ama farkında değiliz acı. Çünkü tam böyle zenginlik içindeyken birden her şeyinizi kaybetmişsiniz. Ya da evladınızı kaybetmişsiniz. O da bir zenginliğin kaybı. İşte o andaki içinizdeki acının derdi ve devası yalnız Allah'tır. Orada sizi terbiye eden direkt Allah'ın ruhu vasıtasıyla, ruh vasıtasıyla, diriltici vasfı, yani Hazreti Peygamber vasıtasıyla bizi kendine çekişidir. Görüyoruz ki iç manasında bu iki büyük felaket başımıza geldiğinde Allah direkt bizle temasa geçiyor. Ne kadar şanslıyız. Mesela deprem de böyledir. Hazreti Mevlana diyor ki deprem aynı peygamber gibidir. Toprağın peygamberlik yapmasıdır. Ben gördüm. Adapazarı'na bir sene gitmek nasip oldu. Bazı insanlarda o depremin sıkıntısı neticesinde hayvani vasıflar ortaya çıkmış. Hakaret artıyor, kötü muamele artıyor, başıma bu gelmeli miydi artıyor. Bazı insanlarda da çok şükür artıyor. Mesela
Bir kadına bir yatak götürdük, şişme yatak. Kadınca hiç unutmayacağım. Bir tane naylondan bir torba yapmış kendine, çadır diye. Yağmur yağıyor İzmit'te. Ona bir yatak götürdük, ıslanmasın diye. Teşekkür etti. Bütün ailemi kaybettim dedi. Ama bir daha gelirseniz bir tek şey istiyorum, bir seccade getirin. Rahat namaz kılamıyorum dedi. İşte aynı deprem. Birisinde öyle birisinde, yani içinizdeki güzelliklerin ortaya çıkması için Allah bizim toprak olan şu vücutlarımıza da deprem getirir. Hadise bizi sarsar sarsmıyor, kim diyebilir ki sarsın? Mutlaka sarsar. Ama oradan çıkacak maden önemli. Altın mı çıkacak, yoksa değersiz bir şey mi çıkacak? Burası önemli. Onun için bu fakirlikler de insana çok büyük lütuftur diye düşünüyorum. Bir sormak istediğim sen. Efendim? Buyurun canım. La böyle ve la'nın başına ve geldiği zaman anlam değişiyor mu? Ve gel. Ve velayeti temsil eder. Tabii değişir. Evet. Velayet Allah'ın bu alemdeki bir şekilde kulunu velilik makamına yükseltmesi. Yani ondan tecelli etmesi demek. İnşallah biz veli tarafından korunmayı diliyoruz. Yani mananın yanı sıra Allah'ın veli sıfatıyla bizi korumasını diliyoruz. Allah o korumayı veli sıfatıyla yaptığı zaman ya bir mürşit vasıtasıyla bizi korur yahut herhangi bir sebep vasıtasıyla bizi korur ama ikisi de Allah'ın veli sıfatıdır. Anlatabildim. Evet. İhsan ve Ata şöyle dursun, biz örümcekler gibi yoksulluk etrafında ağ örer, havada uçan sineği ağzımıza düşürür, sineğin damarlarındaki kanı emmek ister, böyle en hakir şeylere tenezzül ederiz. Misafire gelince bize bir misafir gelmeye görsün, gelirse geceleyin uyurken onu soyup soğanı çevirmezsem bana da Arabi'nin karısı demesinler. Burada Kenan Rıfai Hazretleri aslında günümüzü anlatıyor. Yani günümüz tüketim toplumunu da anlatıyor. Nedir günümüz tüketim toplumunun meselesi? Mesela pasif insan istiyor günümüz tüketim toplumu. Benim elimde bir mal var ve sizin çantaya ihtiyacınız yok. Bu bir çanta olsun diyelim. Sizin bir çantaya ihtiyacınız yok. Reklamlarla, gazetelerle size bir model belirliyorum. İşte rol modelleri. İşte Belkıs Hanım'ı olduğu gibi kabul etmiyorum ya da Jale'yi olduğu gibi kabul etmiyorum da o modele uyduruyorum. Bir dükkanda çantalarımı sergiliyorum. Hoş kokular yayıyorum. Bu işte Amerika'da yasaklanmış insanları yönlendiriyor diye. İşte 5 lira yerine 4.99 yazıyorum kandırmak için insanları. Bu büyük plazalarda bunları görebilirsiniz. İnsanları bir mal gibi, reklam amacıyla işte güzel kadınları ya da güzel erkeklere bir mal gibi sunuyorum. Sırf malımı daha iyi satabilmek için, yani sizin paranızı alabilmek için bunu yapıyorum. Peki tasavvufta bu anlayış, yani ticaret ahlakı nasıl oluyor? Türkler bunu çok iyi yapmışlar aslında. Ahilik denen bir kavram var Türklerde. Yani rekabet yok. Dayanışma var. Herkes bir tarikat adabına göre, usta-çırak ilişkisine göre bunu yapıyor. Aslında biz o sistemi çok da güzel kurmuşuz tasavvufla. Fakat günümüzde bunu yakalamak biraz zor. O büyük plazalarda bunları yaşıyoruz. Maalesef. İlla onun çantasının aynısından benim olacak, bir de rengi de uyacak. Allah Allah nasıl bir tüketim var hakikaten. Bizi soyup soğana çeviriyor, çok doğru. Çünkü maneviyatımızı geliştirmek yerine maddiyatımızı geliştirmek yönünü tercih ediyoruz. Yani Batı eğitimi insanı bu hale doğru yönlendiriyor. Batı bugün kendi eğitiminden şikayetçi ama biz hala Batılı eğitimli çocuk okullarda yetişen çocuklarımız vasıtasıyla bu hali fazlasıyla görüyoruz. Onun için çocuklarımızı korumaya almak lazım. Çocuklarımızı Türk okullarında yetiştirmek şart. İngilizce öğrenmeden önce çok iyi Türkçe öğretmek şart. Çünkü yabancı diller insana tefekkürü engelliyor. Tabii ki öğrensin. İngilizce şart. Hatta ilahiyat için bile şart bugün İngilizce. Ama önce çok iyi Türkçe öğrensin. Ondan sonra İngilizce öğrensin. Bu hali geliştirmemiz lazım.
Önce çocuklarımızın içindeki manayı, tefekkürü, düşünce kabiliyetini. Mesela bizim hocalarımız sonbahar sana neyi hatırlatıyor derlerdi. Ne bileyim işte derdim ben çok hatırlıyorum, yapraklar dökülüyor falan. Yaşlılığı hatırlatmıyor mu derlerdi. O zaman düşünmeye başlardım. Evet, hakikaten taşlar dökülüyor, gökler gidiyor, güzellikler gidiyor. Hakikaten yaşlılık sonbahar. Ama hiç aklıma gelmemiş. Çünkü tefekkür etmeyi bilmiyorum. Çünkü hemen sonbaharın yerine onun İngilizcesini de öğrenmişim. O iki durumda kalmışım ortada. Bu yüzden çocuklarımıza mutlaka zengin lisanları da öğretmek lazım. Beni çok yanlış bulabilirler insanlar ama ben çocukların Arapça öğrenmesini, Farsça öğrenmesini de onların ruhsal ve akılsal gelişimi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın yalnız Arapçada hayır kelimesi gibi kelimeler çifte anlam taşıyorlar. Düşünürseniz hayır diye kullandığınız negatif kelimenin asıl anlamı hayırlı olsun demek. Onun için farklı anlamları aynı anda ifade edebilen çocuk o zaman gönlündeki değerleri de farklı düşünmeye başlayacaktır. Hatta biz çocuğun zekasını öğretmenler ölçmek için aynı şeyin başka kelimelerle anlatılmasını becerebiliyorsa onun zekası yüksektir deriz. Benim kardeşim böyle bir hikayesi var. Bizim ailede öyle çok yarım konuşan kimse olmadığı için o da gıvarat derdi gramata. Babam da bayılır etrafa insanları toplar. Bu ne kızım diye gösterirdi. Bir gün şöyle baktı boyun bağ dedi. Yani kelimeyi farklı kullanmak o zekanın gelişimini gösterir. Aynı yoldan değil farklı yollardan aynı yere gitmek. İlmi de o şekilde öğrenmek. İdraki de öyle geliştirmek. İşte insanı tek düze tüketim topluluğundan kurtarıp mana aleminin derinlikleri içine sürükler ki lisanın da çok nezih ve güzel olması burada çok önemli. Allah ayırmasın manasından efendim. Yani haftaya inşallah aklın nefse verdiği cevaplarla harekete geçişiyle devam edeceğiz. Haftaya ben yokum. Haftaya ondan sonraki hafta var mı? Tamam. Haftaya yokum. Ondan sonraki hafta var bir felsefeciden de bu kadar güzel bir tasavvuf dinlemek ayrı bir zevk. Kızım felsefeci benim maşallah. Felsefe mezunu ama bana göre çok iyi bir mutasavvuf. Maşallah.